Gamoros'u hangi tercihi yapacaklar? Opsiyonları çok da fazla değil. Ha, Orion'la. Evet, hangi kompozisyonu daha çok beğendiniz? Seçimler tamamlandı. Valla ben Fenerbahçe'ninkini bir tık daha fazla... Ya şöyle, Fenerbahçe'ninki Aphelios riski barındırıyor. Bedenen çok rahat takip edebilen şampiyonlar oluyordu. Şimdi o yok. Olaf da Sion'da koşmak zorunda olan şampiyonlar. Aynen öyle. Hatta Kavrin'in şu hamlesiyle beraber daha da hızlı gelecek. Spurs mı başlatacak burada, öyle gözüküyor. Şimdi geri dönüş animasyonu başladı. Eremir de geliyor. Ya sıçrayla beraber Absolut kurtulmuş olsa da sancak kombosundan. Sonraki Leon'a sersemletmesinden kurtulmasının imkanı yok. Işınlanlar şimdi ikişer ikişer geliyor. Ultiyi kullanarak Orion'da kaçış alanı yaratmaya çalıştı. Ama Kavrin de sıçrasın. Burada Steel Numbalıyor. Bu 4'e 3'ü yapabilirler mi? Belki yapabilirler çünkü Olaf geldi ama 6. seviye değil. Henüz 5. seviye. Ragnarok yok ve arkaya bir ışınlanlar geldi. Fenerbahçe tetiği müthiş çekti. Popper Supermassive burada savaşabilecek zannediyordu ama Ragnar'ın ışınlanının olmadığı. Ve günün sonunda Lennon da orada ışınlanını kullandığı için bence birazcık hatalı da oynamış olabilir. Çünkü gerek yoktu onun gelişine. Rakip safların arkasına sızmış ve kara tren gecikir mi? Belki hiç mi gelmez ama buraya kadar geldi Neramin. Burada 1907 Fenerbahçe'nin düşürdüğü ilk oyuncu oldu. Kavriye gitti, burada skor Spars'ın da başı darttı. O da Saez'e gitti. Yani Papara Supermassive adına rüya gibi bir senaryo. Kesinlikle. Bu Sion rakip safların arkasına nasıl saklandı o koca cüç sesiyle? Ve Çogat falan da çalının içerisinde. Çalıdan büyük bir şekilde saklanabiliyor ya, aynı kafa. Ama dediğin şey bence çok önemli. Benim burada senin dediğin üzerine çok fazla bir şey dememe gerek yok bence. Zaten oyun sonunda çok güçlü olan bir kompun var. Kazanma koşunu oluşturmuşsun. Nedir? Aphelios'a iki tane skoru vermişsin. Niye bunlarla uğraşıyorsun ki? Devam etsen. Yani Nar zaten aşağıdan belki barikatları alacaktı eğer oraya yeltenmesi. Yani bu alamet savaşı bilmiyorum. Birazcık şüpheli bir karardı onlar için. Johnny barikatın verdiği, alametin verdiği normalde iki barikat. Lennon, Meganar'a dönüşmek üzere. Çok haklısın. Arkaya da güzel bir kontrol totemi koymuşlar. Burada bir 150-150 olabilir ama ulti geldi. Bombo combo. Bu kompozisyondan beklemezsiniz ama bombo combo geldi. Yaz şimdi Fenerbahçe hasarı iade etmeye çalışıyor. Lennon burada çaldı. X skoru aldı ve çalmayı başardı. Jarvan söylediğin gibi koşu yoluna bir kır geçir geldi Ragnar'dan. Lennon'ın sıçrası onu kurtarmaya yetmeyecek. Skor kime gidiyor? Skor da Kauri'ye gitti. Ejder aldı Fenerbahçe. 2'de 2 verdin ara ama karşında neler kaybetti Ragnar? Bu sefer fazla derine gitmedi Fenerbahçe tarafı ama bunun sonucu olarak da Supermassive çok rahat bir şekilde alameti aldı. Bir tane... Vurmaması lazım. Hayır, evet, yok. Bir tane bir şey yaptı anda dönüşecek. Yaz şimdi Sion, sen dönüşene kadar ben savaş başlatırım dedi. Edremir'den müthiş hamle. Saez ve Kauri yakalamayı başardı Lennon. Meganar'a dönüşecek mi? Meganar'a dönüştü. Şimdi Saez'i duvara yapıştırabilecek mi? Onun cevabı hayır. Arkada Kauri'nin ultisi pek fazla bir hasar vermedi. Fenerbahçe bu savaşı kazanıyor gibi gözüküyor. Saez arkada. Almaya çalışıyor Spars'ı, alacak. Kendisi kaçabilecek mi? Kaçtı ama. Bir ejder daha sıkıştırıyor Fenerbahçe araya. Çok önemli bir hamle olabilir, yoksa sıkıştırabiliyor mu aslında? Bu da bir soru. Steel Lamb'da Neramin almayı başaracaklar. Severum, Crescendum kombosu bu ejderin almasını sağladı ama daha fazlasını istiyor Steel Lamb. Daha fazlasını alıyor Steel Lamb. Orion ulti savunma amaçlı geldi. Yetişmesi için pek bir imkanı var mı? Topu bıraktı üzerine, Neramin yanıyor. Yana yana Saez Neramin'i düşürdü. Dolayısıyla bunun etrafında oynamayı başarırlarsa Azir ve Aphelios bir noktada güçlenecek ama Spars nehirde yakalanıyor. Ragnarok geldi bu arada. Ragnarok'a gelen ufuk kılıcı sersemletmedi ama yanına kadar götürdü. Şimdi afetin içinde Kireyaz'la duruyorlar ama Kireyaz hala düşmedi. Şimdi içeri girdi Steel Lamb. Saez'i servis ediyor takım arkadaşlarına. Neramin Nasar yeterli mi? Cevap hayır. Papara Supermassive. Umut'tan bahsediyorduk. Kazanma amaçlarından ve kazanma oranlarından bahsediyorduk. Hepsini masadan aşağı ittirdi. Biz bu maçı kazanmaya ilerliyoruz dedi adeta. Aynen öyle ama bunu zorlayan Fenerbahçe oldu. Yani Fenerbahçe'nin bu savaşı hiçbir ihtiyacı yoktu. Görüş çok almaları gerekiyordu sadece. Çok fark yok ama çok ciddi bir uygulama farkı var. Şimdi Supermassive'in kuleleri almasını engelleyecek kadar Leon'a gelebilir. İşte Jarvan girebilir ama yani Supermassive gerçekten çok 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 önde. Burası ve çok tek başına. Yalnız. Tek başına inanılmaz. Steel Lamb yokken Ragnar'a bir şey yapmaları çok zor. Evremir'i de düşürecek neredeyse. Ya Aphelios'a gitti. Fenerbahçe tarafında çok önemli bir hamle olabilir bu Neramin'den. Ama sonraki savaş ne hale gelecek? Sion ultisiyle beraber arkaya girdi. Saez'le beraber komboladılar. Ultiyle beraber birinci skoru çıkarttı. Bu arada Spars'ı alabilecek mi acaba? Ya bir noktada alacak çünkü dokunamıyorlar bile. Söyledik Sion'a. Şimdi az arkada. Çakramlar. Neramin kalibrumla uzaktan buldu rakibini. Sonra yağdırdı üzerine çakramları ve Kauri skorunu almayı başardı. Burada riski almak istemeyen taraf oldu. Absolut'un konumunu da biliyorlar. Şimdi orta koridorda
Erken davranmanın avantajını kullanarak... Oo, Nerem'inden bu arada kötü bir ulti geldi. Erken davranmanın avantajını kullanarak bir kule alabilirler mi acaba? Kauri inanılmaz bir hasar aldı. Evremir'in afetinden sıçra atarak kurtuluyor. Ragnar ama şimdi işte vurmaya başladı Azir'ona. Azir Ragnar'ı vurabiliyor ama Azir'e de vurabilenler var. Sion ultisi arka tarafa kadar sarktı. Stinlam'dan gelen ulti birazcık geç kaldı. Kauri'nin canı yeniden iyi bir seviyeye çıkıyor. Nerem'in tek başına hasar vermekte biraz güçlük çekiyor. Nerem'in çok kalibrum, kalibrum aktifi de yetmedi. Son anda kaçtı. Bunun bir 4'e 4'e gelmesi belki... Bir noktada iyi bir fikir olmayabilir. Nerem'in hala çok sağlıklı ama arkadan Absolute kapatıyor. Bu kazanılamayacak bir savaş gibi gözüküyor. Absolute'u en azından aradan çıkartmaya çalışacak ama Absolute da ultisiyle inanılmaz tanklaştı ve Sparz'ın da düşmesiyle Papara Supermassive savaşı kazanmakla, Stinlamb'ı düşürmekle kalmıyor. Baron artı 2 skor daha ekliyor hesaba. Fenerbahçe adına felaket. Bu kadar gerideyken ele ele böyle dalınca skoru veriyorsunuz. Ve 3. ejderini aldı Papara Supermassive artık. 5 dakika sonra Ruh ejderine bakıyor olacağız. Ragnar. Aphelios denedi. Orada ulti geldi. Gravitumlu bir ulti bu. Yerlerine sabitlemeyi başardılar yalnız. Absolute yine arkaya girdi ve Nerami'nin devamlı hasar vermesini engelledi. Sonuçta kendisi düşüyor. İçeri girdi Eremir. Yalnız Kauri şimdi içinde kaldı Afet'in ama Kauri'ye hasar verme şansı yok Fenerbahçe'de. Aphelios'a çok içeri sağlıklı. Girdi. Arka tarafa iki kişi yapıştırdı. Kule ile beraber Kauri'yi almayı başardı. Şimdi artık işin Nerami'ne bakıyor ama Size'de çok büyük tehdit. Kalibrum aktifi tutmayınca Size'e daha fazla hasar vermesi mümkün olmadı ama Fenerbahçe'nin üstüne o kadar yakınlar ki burada çıkacak olan savaşta yeniden doğan isimlerin bir rol alması mümkün olabilir. Şu anda Sparz geldi örneğin. Ve Fenerbahçe'nin ikinci Nexus inhibitor kulesi de düşüyor şu anda. İçeri girdi Absolute. Sparz çok iyi bir hedef olmayabilir. MF ultisi de sadece Sparz'a gelmişti. Şimdi Edramir arkaya girdi. Yaz çıkmaya çalışıyor oradan. Afet de kullandı. Şimdi Narvan kombosu geldi ama istediğinden birazcık daha az kişiye isabet ettirebiliyor. Kireas sonunda düşecek mi? Kireas da düşmüyor. Nerami'yi vurmaya devam ediyor ama Stinlam şimdi devreye girdi. Stinlam'dan dediğin gibi güzel ulti geldi. Kauri koruyucu melekten çıktığı gibi düşecek mi bir daha? Evet ama aldı. Yanından Nerami'yi de alıyor. Önemli hedef oydu. Kendini feda etti şimdi 3'e 1. Stinlam bu çok zor bir savunma görevi bekliyor. Ragnar geri gitti. Şu anda haritada herhangi bir görev yok. 20 Size saniye sonra Baron. Size ışınlandı. Size geliyor oraya. Stinlam tek başına tutabilecek mi? Şimdi Size'in üzerine doğru atıldı Stinlam. Çılgınsınız. 3 kişinin arasında kaldı. Kimseyi alamadı. Bu maçın sonu böyle mi olacaktı Johnny? 1907 Fenerbahçe fena almayan bir savaş yaptı ama Kauri'nin hayatta kalması belli bir süre. Geri dönmesi Saez'in.